Halk Kitap Evi'nin sunduğu yazı işleri devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, devam ediyoruz. Emin Şirin konuğum bugün. İlk bölümün hararetli konusu Afrin operasyonu. Ne oluyor? Amerika'nın başkanla yapılan telefon görüşmesi sonuçları. Tabi bu arada da böyle bir operasyon, savaş gibi sunulan bir operasyon var. İşte şu kadar hedef vuruldu, buraya girdik, şuraya girdik, bu kadar yapıldı. Ne olursa biter bu operasyon ya da ne kadar sürer? Yani şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Hani gazete manşetlerinden de bakıyorum. Hani dün söylediği tabii. Hani son teröriste kadar devam. Şimdi bu tabii son terörist lafı çok ucu açık bir şey. Yani bitmezse ne olacak? Sonuncuyu bir türlü yakalayamazsan ne olacak? Bu devlet olarak şu anda devletin sahibi, yani devletin hakimi veya sahibi olan Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef. Bu, son... bu tabii biraz mecazi de yani. Mecazi hani, de. Tabii. Öyle hani dönüp gelmeyeceğiz diyor. Tabii, tamam, dönüp gelmeyeceğiz diyor. Bu tabii yurt içindeki teröristler, THKPC'sinden bilmem nesine kadar PKK'sı var. İslami terör var. Bunu da unutmamak lazım. Yani şu anda tabii onlar çok sessiz ama onlar mecbur. Sessiz yani ama çünkü var. Var. Yani kızıyorlar İslami terör deyince ama adam kendisi de İslami terör istiyor. Ne diyeyim? Yani cihatçıyım dediğine göre başka bir isim vermenin imkanı yok. O tip teröristler de var. Şimdi Tayyip Erdoğan şöyle bir hedef koymuş vaziyette. Evvela Afrin'i kontrol altına aldıktan sonra Membiç'i, ondan sonra Fırat'ın doğusunu, ondan sonra da Sincar'dan sonra da Kandil'i işaret ediyor. Buraya kadar Türkiye'nin eli yeter mi yetmez mi bilmem. Ama böyle bir hedef konmuş vaziyette. Kendi yarattıkları, bir ölçüde de kendileri büyüttükleri, yarattıkları, o yaratanlar belki onlar değil ama büyüttükleri bir teröre karşı bir mücadeleye girmiş vaziyette. Bunun desteklenmesi lazım. Yaptığı bütün hatalara rağmen. Ne kadarını yapar bilmem. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var, dünya beşten büyüktür diye. Doğru. Amerika ve Rusya da diyor ki dünya beşten büyük de biz de beşten büyüğüz diyorlar. Şimdi sen ben dünya beşten büyüktür diye ortaya çıktığın zaman Amerika'da ben de o beşten büyüğüm diyebiliyorsa senin tutup da oraya bir etki koyabilmen lazım. Yani kendi etki sahan sözlerini desteklemiyorsa bunlar havada kalacak laflardır. İnşallah son teröriste kadar devam edebilirler. Bu terör temizlenir. Bunun sadece askeri meselelerinden hallolmayacağı muhakkak. Yani terör, PKK terörünü 40-50 senedir yaşıyoruz. Güneydoğu'da daha 1920'lerden başlayan Cumhuriyet Kürt ayaklanmalarından uğraşmış. Demek ki bu sadece askeri meselelerinden, askeri tedbirlerinden veya polisi tedbirlerinden hallolmuyor. Bunun geri kalan kısımlarını da, sosyal, ekonomik kısımlarını da dikkate almak suretiyle, siyasi kısmı demiyorum bakın, sosyal ve ekonomik kısımlarını da dikkate almak suretiyle halledecek bir milli mütabakat içinde halledecek bir sistem içinde yürüyebilmemiz lazım. Bir de Tayyip Erdoğan'ın burada çok büyük bir hatasını görüyorum. Tayyip Erdoğan için milli mütabakat kendi düşüncelerini herkesin kabul etmesi. Evet, yani... Bu öyle. Milli mütabakattan anladığı ben bir şey söyleyeceğim, hepiniz buna uyacaksınız, milli mütabakat benim fikirlerimin etrafında olacak diyor. Bu olmaz. Eğer bir milli mütabakat arıyorsanız, milli mütabakatı temin edebilecek unsurların hepsinden bir fikir teatisinde bulunmanız, ondan sonra size de uygun gelecek şekilde bunların bir ortalamasını temin edip bu havayı yaratmanız gerekiyor. Yeni Kapı ruhundan bu belki yapılabilirdi. Yeni Kapı ruhu da sonuç itibariyle. Ama yani o Yeni Kapı ruhu, yani ben işte ben varım, benim arkamda durursanız Yeni Kapı ruhuna dönüştü. O kadar. Bir işte buna Devlet Bahçeli ve MHP uydu. MHP'nin uymasından beraber orada bir ruh var kendilerine göre. Geri kalan herkesi de dışlamak bir tarafa düşman ve hain görüyor. Yani en, bence tabii en çok şey tehlikeli. Yani şu anda mesela 190'ı geçmiş bu operasyonu eleştiren ya da karşı çıkan veya savaş değil barış istiyoruz falan dedikleri için ihbar edilen ve işte polisin topladığı adam. Yani 190 şu anda bilinen ama hani 400'ün üzerinde diyorlar. Olabilir. Yani takibatta. Şimdi o zaman nasıl halledeceğiz bazı şeyleri? Yani bu ülkede ben savaş istemiyorum demek niye suç olsun? Ya da Afrin operasyonunu yanlış buluyorum. Ya yani dinlersin bir, niye yanlış buluyor?
şu 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 ne? Yok kardeşim, sen demek ki terörü anlamamışsın de geç mesela. Hayır, hainliktir. Şimdi, ya vurun dedi mesela. Bakın bunu der, vurun der. Kelle de alın derler, derler. O arada da bunları kullanarak gazi unvanını vermeye çalışan milletvekilleri de var. Ya mesela dur bir yani hiç olmasın şu Afrin operasyonu bitsin ya. Nasıl bittiğini bir görelim değil mi? Şimdi ondan sonra bile bu gazilik. Hayır de yani ben şey diyorum daha dur da başlamadan. Tabii tabii. Şimdi buradaki zaten sıkıntı Tayyip Erdoğan'ın bugün içeriye atın dediği insanların savundukları Tayyip Erdoğan'ın 3-5 sene evvel kendi savunduğu fikirler. Açılım vesaire, harp olmasın, şu bu gibi konular. Zaten Tayyip Erdoğan'ın kendisi savunuyordu bu fikirleri. Bir Yıldırım'ın bir açıklaması var. Amerika'nın PYD ve destek olması küçültücüdür. Ha şey şu anda konuşuyor da bir yerde. Ankara'daki bir konuşmada diyor ki yani Amerika'ya cevap veriyor. Dünkü ara ara arkadaşlarımız evet, şeyleri yani yazacaklar. Biz kendi açımızdan özetini verdik. Amerika Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye telefon etmesi, Türkiye'ye belirli mesajları vermek için. Türkiye'nin gazını almak için filan değil. Tamam, sanki bana öyle bir şey beklendi. Ama olmadı. Ve biraz hayal kırıklığı yarattığı için de. O yüzden de. Yani şimdi şunu anlayamıyorum. Tabii Başbakan'ın konuşmalarından bakacağız şimdi. Bölüm içinde bize aktaracaklar. Ama şu var. Şimdi siz bir açıklama yapıyorsunuz. Amerika da bir açıklama yapıyor. Bunlar resmi açıklamalar. Evet. Fakat sonra basına saray danışmanları bu yanlış diyorlar. Oradan alınan bilgiye göre diye. Peki yap o zaman açıklamayı. Yani de ki Amerika böyle bir açıklama yapmıştır ama Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle bir konuşma geçmemiştir. Şimdi bekleyelim. Onu da yapmıyorlar. Bunu bekleyelim, bekleyelim. Yani çok sıcak yani. Dün akşamki bir konuşmadan sonra Recep Tayyip Erdoğan hemen her gün kampanya kıvamında konuşmalar yapıyor. O konuşmaları bugün veya yarın yapacağı konuşmada da bunun cevabını verecektir. Herhalde. Şu hazır onu söylemişken bu Amerika ile olan ilişkilerde dün önceki gün galiba ilk söylendi. İşte gene saray çevrelerine dayandırılarak deniyor ki efendim Türkiye'de muhalefet Türkiye ile Amerika'nın karşı karşıya gelmesini Amerika ile çatışmasını ve bu yolla Tayyip Erdoğan'ın düşmesini umuyor. Şimdi bunu ben okuyunca böyle bir çok şaşırdım. Çünkü böyle düşünen var mıdır? Olabilir bakın. Yani ne olacak? Yani Türkiye'de 80 milyon insan var ve birileri olan şu Amerika ile bir kavgaya tutuşsa da Amerika da bunu devirse diye düşünen vardır belki. Ama bunu bir sen dillendirdiğin zaman şöyle bir manzara çıkıyor. Amerika ile kapışırsam ben düşerim. Onu mu demek istiyorlar yani? Vallahi size bir şey söyleyeyim. Amerika ile kapışırsa Tayyip Erdoğan'ın o yüzden düşmemesi için bile kendisine destek vermek lazım. O ayrı bir şey ama yani bu demek ki böyle bir endişe var endişe ama. Endişe kesinlikle var. Hani ben Münbiç'e girerim falan lafları var ama şimdi o zaman bana bunu niye söylüyorsun? Yani Amerika ile kapışmamızı bekleyen ve Tayyip Erdoğan'ın düşmesini bu yolla olacağını umanlar var. Yani, vallahi onları kınarım. Yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu hegemon sisteme rağmen Türkiye'nin içinde siyaset yapacaksanız, Türkseniz ve Türkiye'nin içinde siyaset yapacaksanız bunu dışarıdan bazı destekleri bekleyerek yapmamak lazım. Hoş, AK Parti iktidara gelirken, bu yalnız Recep Tayyip Erdoğan değil, AK Parti'nin kadrolarının önemli bir kısmı, yurt dışı destekleri de alarak iktidara geldiler. O zaman gayet müzahir bir yurt dışı hava vardı. Ancak Tayyip Erdoğan gitsin de Amerika ile kapışsın da gitsin diye filan düşünenleri en koyu şekilde kınıyorum. İşte orasını söylemiyorum. Niçin bunu dillendiriyorsun diyorum adama. Bilmiyorum. Bir de bunu böyle dillendirmek bir endişenin de sonucu. Yani maazallah. Gerçi şu anda başbakanın konuşmasında diyor ki Fırat'ın doğusu da batısı da fark etmez. Biz her yerde terörü önleyeceğiz diyor. Peki. Çok yani güzel. Az önce sizle biz konuştuğumuz de şey. Tamam. Bu arada şeyleri unutmayın. Bir zarrab meselesi Türkiye'de ne kadar büyük probleme mal oldu. Şey yarattı. Bunun yarattığı bir psikoloji var ve zarrab davası bitmedi. Şimdi zarrab için tasavvur buydunuz. Zarrab için iki tane nota verildi ya. Evet. Amerika'ya nota verildi. Nota. Zarrab da şimdi bildiğimiz kadarından gayet rahat bir otel odasında veya bir evde oturuyor. Şimdi onun devamı gelecek. Ya bu iş yürüyor orada. Gelecek olan ceza var. Muhtemelen ceza diye bir para cezası kesecekler. Bunun pazarlıklarının yapıldığını tahmin ediyorum. Onun için çünkü orada bir bazı avukatlık büroları tutuldu.
görüşmeler yapılıyor. Ondan sonra da açılması muhtemel arkadan gelecek davalar var. Bu davanın kararına dayanarak veya elde edilen bilgilere dayanarak. Çünkü anlıyoruz ki FBI ve Amerikan devleti kendi hukukunun müsaade ettiği, bizim hukukumuza ters gelen ama kendi hukukunun müsaade ettiği birçok evrakı öyle veya böyle toplamış. Kendinin delil kabul ettiği sistemde toplamış. Şimdi bunların arkasının geleceğini biz görebiliyorsak, bunu Beştepe'nin çok daha detaylı bilmemesi söz konusu değil. Bunun yarattığı sıkıntılar da var. Çünkü Amerikan mahkemesi bir karar verdiği zaman bütün dünyaya bu komplodur diye anlatamazsınız kolay kolay. Bankacılık sisteminiz de sizin kitlerler. Bir takım sıkıntılar da çıkar. Ve bugün çok övündüğümüz, kendi imalatımız olduğunu söylediğimiz silahlarımız, roketlerimiz, İHA'larımız, uçaklarımız da uçamaz hale gelir. İHA'yı biz kendimiz yaptık diyoruz da motoru nereden geliyor? Kendimiz tank yapacağız. Motorunu yapabiliyor muyuz? Yani bazı F-16'ların yazılımını yapıyoruz diyorlar şimdi. F-16'nın yazılımlarını yapıyorsanız bunları NATO ile uyumlu olarak dışarıya zaten vermek mecburiyetindesiniz. Yazılımı yapmak bir şey halletmez. Bunların yedek parçalarını nereden bulacaksınız? Gidip şimdi şeyden MiG ve Sukhoi'ları mı alacağız Rusya'dan? Yani bazı şeyleri ben Amerika'ya kesinlikle teslim olması gerektiği kanaatinde değilim. 1 Mart tezkeresinden beri de tavrımın ne olduğu ortada. Buna hayır diyen ve başına da Ergenekon'a kadar devam eden bir süreç gelen bir insanım. Bu çerçevede baktığınız zaman Amerika'nın Amerika'ya teslim olmamakla beraber kimseyle de kavga etmeyecek bir diplomasi yürütmek mecburiyeti var. Amerika sizi niye şimdi sıkıştırıyor biliyor musunuz? Siz iktidara gelirken Amerika'nın her dediğine evet dediniz. Büyük Orta Doğu projesi denilen yıkım projesinin eş başkanlığına geldiniz ve bundan iftihar ettiniz. Amerikan Büyükelçisi'nden beraber beyanat verdiniz. Yeni bir sistem kurulacak, Diyarbakır buranın yıldızı olacak diye bütün bu konuşmaları yaptınız. Ondan sonra da çeşitli sebeplerden bu FETÖ olabilir, başka bilgi akımı olabilir veya iç siyasette milliyetçiliğin PKK müzahirliğinden veya Kürt müzahirliğinden daha fazla oy getirme ihtimali de olabilir. Bu iç politika meselesini de biraz konuşmak lazım. Bu çerçevede bir değişiklik yaptınız. 2011'den, 2013'ten sonra bir değişiklik yaptınız. Amerika bunu affetmiyor. İran'dan işbirliğinizi de affetmiyor. İran'a gelip buraya kadar bakan yollayıp Allah aşkına bakın siz İran'dan ticaret yapacaksanız yapın ama bu Halk Bankası'ndaki paraların karşılığı, aldığınız gazın paraların karşılığı müsaade edilen çocuk mamasıydı, yiyecekti onları yollayın. Bunu nakde çevirip yollamayın. Diye buraya bakan yollamış Amerika'ya sen elinin tersinden ben ne istersem yaparım bunları altın da yollarım nakit de yollarım dersen bir sıkıntı çıkıyor. Burada hakikaten yurtta sulh cihanda sulh isteniyorsa komşularla sıfır problem isteniyorsa evvela bir dik duruş gerekiyor. Bu dik duruş diklenmeden duruş kendi dedikleri gibi ama ben şimdi kusura bakmasınlar bu hükümette diklenen ama dik durmayan bir görüş görüyorum tam tersi. Evet öyle bir hava var. Öyle görüyorum. Ama peki şimdi kötü senaryolar belki ama Afrin diyelim ki PKK çekildi. Neyse. Yani biz de veya geldik. Oraya Suriye geldi bir şey oldu. Ama inşallah. Öbür taraf tabii çok daha önemli. Çünkü niye? Öbür taraf hem sınır çok daha uzun ayrıca Afrin'dekinin orada bir devlet kurma iddiası olamaz. Kanton vardı. Kanton, ama bu taraf kantonu. Ama bu taraf devlet. Bayağı ciddi bir tabii. Devlet yapılanmasına tabii. Da gidebilir. Tabii. Şimdi biz bunu kabul etmiyoruz Türkiye olarak. Evet. Ha, eğer PKK değil de dinci Kürtler olsa eder miyiz? O konuda şüpheliyim ama. Bunu da söyleyeyim. Bir yani, şey söyleyemeyeceğim. Hani ben konuda. Kendi şeyim olarak. Tabii, haklı, ama haklısınız da Türkiye, ben de söylemeyeyim. Bir Afrin bittikten sonra Membiç diyor. Yani şu andaki açıklamalar o. Zaten son teröriste kadar dediğiniz zaman bunun Kandil'e kadar, İran sınırına kadar bunun, dayanması. Bakın bunun çaresi bütün aktörlerle işbirliğine girmektir. Bu aktörler kimlerdir? Bu aktörler evvela Şam'daki Esad rejimidir. Bu bir aktör. İkincisi Rusya'dır. Üçüncüsü Amerika'dır. Dördüncüsü İran'dır. Beşincisi Irak devletidir.
Altıncısı da hatta yani 5.5'unda Kuzey Irak'taki Kürt yönetimidir. Bütün bunları bir araya getirmek lazım. Siz zarf zurtla bu işi halledemezsiniz. Çünkü karşınızda siz bir aktörsünüz. Ben buna YPG'yi falan da koymadım ha. PKK ve YPG'yi. Siz PKK ve YPG'yi orada bitirmek istiyorsanız, IŞİD'i de bitirmek istiyorsanız, Al-Nusra'yı da bitirmek istiyorsanız, sizin legal olarak, hukuki olarak karşınızda muhatap olacak bu insanlarla Astana, Soçi ve Cenevre süreçleri içinde bir anlaşmaya varmak mecburiyetiniz var. Bu yaptığınız operasyonlarda niyetinizi belli ettiniz. İcap ederse askeri hareket de yapabileceğinizi gösterdiniz. Tamam, anlaşılacaktır bu. Anlaşıldıktan sonra bu masa da hallolur. Biz yoksa bu devletlerin hepsinden askeri olarak bir çatışmaya girebilecek, dolaylı veya direkt olarak çatışmaya girebilecek ve sonuç itibariyle oralarda bir futuhat yapacak durumda değiliz. Ama tabii önümüzdeki günlerde ben zannediyorum Amerika ile böyle her ne kadar sert söylemler olsa da orada askeri bir karşılaşmaya gidilmeyeceğini, aklı selim yani. Yok, bu Amerika'nın gücünden korkmak falan değil. Yani şimdi Amerika ile bölgede çatıştığın zaman o andan sonrası önemli. Yani, ben sizden o kadar emin değilim. Sizin kadar emin değilim. Eminlik bugünkü, değil, ben arzulamadığım bir şey. Ben yani de söyleyeyim. Hiç arzulamadığım ama halde. Ama karşı karşıya gelebiliriz yani bu mantıkla. Bu, ne evet, olur o zaman? Bu mantık değil, bu psikoloji. Burada ben mantık bir kadar psikoloji. Peki yani bu ülkenin bir genelkurmay başkanı var, kuvvet komutanları var, ordunun kurmay subayları var. Herhalde istişare ediyordur. Ya yani bu kadar da hani tamam benim psikolojim bozuldu. Ya yürü ya şunların Amerika başlatmasın. Tamam da. Vallahi birileri yani şimdi geçen gün bir güvenlik toplantısının fotoğrafını bastılar. Orada işte Adnan Tanrıverdi var evet filan. Onlar dün konuştum ben Mustafa burada var. Biraz anlatmaya çalıştım onu. Evet yani onlar oturuyorlar. Yani bir güvenlik şirketinin sahibi sonuçta her ne kadar. Baş danışman. Danışman ama danışman. Yani ne bileyim işte. Onları ben bilemem. Yani bugün Tayyip Erdoğan yapılan referandumdan sonra uyum yasalarını vesaire veya seçim beklemeden zaten tek kişilik hükümet rejimini yürürlüğe koymuş vaziyette. Tabii ondan tabii. Kendi danışmanlarını da kendi seçiyor. Genelkurmay'daki komutanlar da 20 Temmuz'dan sonra yapılan kararnamelerden zaten bakana bağlandı kuvvet komutanları biliyorsunuz. Başkomutan da Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla muhakkak istişare edecektir ama kendi seçtiği insanlardan istişare ediyor. Kendi gibi düşünmeyen kimseyi dinlemiyor Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan istişare ettiği insanlar kendi atadığı insanlar. Kendisinden ters düşmeyecek insanlar. Başka bir fikri de dinlemek veya kabul etmek istemiyor. Ters düşmemeyi anlarım ama yani mesela şu konuşulmuyor mudur böyle? Yani efendim bu işte Amerika tamam ama böyle yaparsak bu da böyle yapar. Ne yapar? Bunlar konuşuluyor. Şimdi ne yapar derler? Orada da seçime gider. Seçimi de %60'dan alırız diyenler de vardır belki. Ben zaten şimdi oraya bakın, gelmek unutmayın. İstiyordum. Geldiniz. Yani bu bir baskın seçime de yol açabilir mi? Yani şu hava. Çünkü gazetelere bakınca hemen hemen hepsinde şu başlık hepsinde var. Destan yazıyoruz. İnşallah da öyle olur. Destan yani, yazıyor. Türk askerinin evet. 7 düvere karşı savaşıyor. Mesela Sözcü gazetesi. Muazzam bir destek. Muazzam bir destek. Efendim derdimiz oranın toprağı değil. Hiç alçaklar, hiç alçaklar yok ediliyor. Türk ordusunun bundan evvel yaptığı gibi de bundan sonra da destan yazması en büyük arzumuzdur. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ancak gelecek noktada ben Amerika ile başımıza geçirilen çuvalın intikamı mahiyetinde 3-5 Amerikan askerinin esir alınacağı veya başka bir operasyonun yapılacağı bir operasyonun yapılmayacağını söyleyemem. Olur, ben de söyleyemem. Yani bugünkü, yani şimdi daha yeni Membiç'e gideceğiz dedi. Yani bunu şimdi ülkeyi yani yöneten yani Türkiye kişi öyle bir hale geldi ki hiç temenni etmem ama 50 tane Amerikan askerini gidip Membiç'in orada esir alsak. Sonra da desek ki biz esir takasına girmek istiyoruz. Çünkü yetkisi var Tayyip Erdoğan'ın. Evet. Bana FETÖ'yle zarrapı ver, şu Amerikan askerlerini al. Böyle düşünenler bile çıkabilir Türkiye'de. Çok abes bir şey söylediğimi biliyorum. Ama Türkiye, ne dedik programın başında? Tuhaf günler yaşıyoruz değil mi? Ben de dedim ki 15 senedir devamlı tuhaf günler yaşıyoruz. Bir tuhaflık daha olur. Oluyor Türkiye'de tuhaf. Fena fikir değil ama. Yani işte bak buyurun size. Hayır yani madem ben şundan yanayım. Ben şunu istemiyorum. Bu ülkede yaşayan bir insan olarak, bu ülkeyi seven bir insan olarak. Ben devamlı dışarıya
kötü sözler söyleyen ama iş icraata gelince duran. Şimdi Afrin Afrin tamam gireceğiz dedi. Bravo. Ben de hatta hemen söyledim dedim. Bravo. 7 yıl gecikmeli yaptın ama. Münbiçin de %100 Münbiçin ve Fırat'ın doğusunun da %100 PKK ve YPG'den temizlenmesi tamam. lazım. Ha. Bunun için de Esad'la, Rusya'yla, Irak'la ve İran'la evvela sonra da icap ederse de Amerika'yla konuşup bu temizliğin yapılması lazım. Çünkü sonuçta şu anda bölgedeki tek işgalci güç Amerika. Evet. Yani onun dışında hiçbir meşruiyeti yok yani, de yok şey, yani. Yani Rusya zaten Suriye'de yıllar önce, hayır çok uzun yıllar öncesinden ona bir üs sağlamış. Yani evet. bizim Amerika'ya İncirlik'te sağladığımız üs gibi. Amerika'ya değil NATO'ya dikkat edin. Ama yok orası yok şey yani. NATO üssü Konya. İncirlik Amerikan. Peki rezalete bak. Ama işte o yüzden şeye çık dedik ya. Almanya'yı çıkardık ya. Evet. Almanya'ya çık git dedik çünkü orası NATO üssü değil. NATO üssü olsa o hakkımız yok. Evet. Bu Amerikan. Adam oraya kurmuş. Ondan sonra da bu iç karışıklıkta da Esad Rusya'yı resmen davet etmiş. Etti. İran'da etti. Destek oldu diye. Tamam. Benim sınır ötesi harekat zaten resmi açıklamalarda var. Birleşmiş Milletler'in işte şu tarih şu kararlı evet. falan. Yani hani biz de girerken kafamıza göre girmiyoruz. Yok Allah bizim hukuken hiç, hukuken hiç boş laf ya. Kimse tenkit edemez. Burada bir tek Amerika var. Evet. Ve ben Amerika'nın orada PYD'ye yardım etmesine bu kadar öfkeleniyorsam elimdeki en güzel silah bana göre Suriye. Arkadaş bak senin toprağın. Senin egemenlik alanın olması lazım. Ha şimdi biz orada Suriye'nin egemenliğini mi istemiyoruz? Dayı Suriye ile hiç konuşmuyoruz. Valla dolaylı konuşmalar yapıldığını Binali Yıldırım geçen gün sabah kahvaltısında teyit etti. Rusya ve İran üzerinden temasların olduğunu teyit etti. Bizde maalesef kardeşim Esad olduktan sonra bir şahsi garez mi kin mi ne diyeceksiniz deyin öyle bir hale gelmiş vaziyette bir konu var. Bunun hallolması lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuyu işte psikoloji deyince oradaki psikolojinin çok önemli olduğunu görüyorum. Beni aldattılar psikolojisinden çıkması lazım Tayyip Erdoğan'ın. Tayyip Erdoğan'ın hala Türkiye içinde ciddi bir desteği var. Hukuken seçilmiş orada oturuyor. Kendisi sadece kendisinin atadığı insanlara danışacağına daha geniş tabanlı bir mütabakatı sağlayacak suhuleti, soğukkanlılığı ve artık olgunluğu göstermesi lazım. Mesela orada çok şey. Ya bak Kemal... çıraklık, kalfalık, ustalık dedik. Bu dönemlere baktığınızda tolerans ve anlayış ters orantıda gidiyor. Çıraklık döneminde daha toleranslı bir insandı. Kalfalık döneminde toleransı daha azaldı. Şimdi en ufak muhalefeti hapse atmaktan, hainlikten tehdit eden bir profil var. Yani çok şey bir duygu. Olmaz yani bu. Böyle bir, yani bu bir sürekli korku hali gibi bir şey. Evet. Yani başıma her an bir şey gelebilir. Yani şimdi Amerika, yani mesela Amerika'ya bu kadar ağır sözler söylüyorsun. Sonra Trump'ın araması çok önemli oluyor. Bütün medyası vallahi işte önemli. Trump'la görüşme yaptığı yapılacak. Yaptığı açıklama da felaket. Johnson şimdi işte merak ediyorum yarın. Zaten bugün... Yani şimdi gazetelerin hangi saatlerde basıldığını biliyoruz. Sonuçta bu gazeteler yani görüşme 20.30'da yapıldı. 20.30'dan o 10'da bitmiştir. 9.30'da tamam. yetişmemiş. Niye yetişmesin ya? Gece 12'den sonra olanlar çarşaf yayınlanıyor. Gazetelerde işte, sadece görüştüler var. O kadar. Perde arkası şimdi, yarın çünkü çıkar. Neden? Talimat gelmiyor yani. Bunu böyle yazın gelmiyor herhalde. Şimdi bugün toparlayacaklar. İşte o bir takım yazarlara falan anlatılacak böyle yazılar. Amerikan basını nasıl verecek onu da göreceğiz. Onu tabii onu birkaç saat sonra aşağı yukarı. Amerika uyuyor. İşte tabii yani birkaç saat sonra evet, 4-5 olsun. Evet. İlk şeyleri herhalde göreceğiz yani. Amerikan medyası buna nasıl bakacak? Ama ilk bakışları ilk söylediğiniz gibi yani Türkiye'ye çok ciddi bir uyarı diye. Yani ben öyle anlıyorum. İlk gelen şeyler de zaten evet. Amerikan basınından o. Evet. Dünya basını tabii nasıl bakacak? Ama mesela şeye bakıyorum, mesela Türkiye böyle bir operasyon yapıyor. Kudüs için ayağa kalkan İslam ülkeleri bir açıklama yaptılar mı? Hayır hiç. Yani, ay bilakis yaptılar. Tersine Mısır yaptı. Tersine yaptı. İran tersine yaptı. Yani Kudüs meselesinde yanımızda olan ve haklı olarak ön plana çıkarttığımız Kudüs meselesinde yanımızda olan ülkelerde Mısır ve İran son derece ters açıklamalar yaptılar. Suudi Arabistan'dan Katar'ı zaten duymayacağız. Hayır, ben şey duymuyorum. Destek de duymuyorum. Destek. O da, yani ne bileyim İslam ülkeleri hani başkanıydı. Ya Amerika'yla nasıl ters düşecekler orada? Allah'ını severseniz imkanı var mı? Kudüs'te düştüler. Kudüs'te düştüler. İslam ve önemi itibariyle. Arkadan da dediler ki Kudüs'te nerede ters düştüler Can Bey?
Kudüs'ü yani verdiler. Bakın Doğu Kudüs'ü başkent kabul etmekle Batı Kudüs'ü zaten İsrail'e veriyorsunuz. Senelerdir zaten ne konuşuluyor? Ben ne yaptıklarının farkında olduklarını zannetmiyorum. O yapılan açıklamayı Netanyahu herkesten evvel Netanyahu iyi karşıladı. Memnun oldu. Yani Batı Kudüs artık hiçbir şekilde tartışılmaz bir şekilde İsrail. Doğu Kudüs'e Filistin gelsin mi gelmesin mi konuşuluyor. Neresi başarı bunun ya? Yani evet yani bana zaten ilk günden beri tuhaf geliyordu. Yani bir de Amerika'nın ben Kudüs'e zaten tanımış ve diyor ki büyükelçiliğimi taşıyacağım demesine bu kadar öfke göstermeyi. Öne de aldı. Tillerson 2 sene diyordu. Şimdi daha da öne aldılar. Hayır, şu an şeyi anlamıyorum. Peki ne oldu? Şimdi mesela Amerika vaz mı geçti? Yok. Niye mesela o anda gösteriler yapıldı? Garibim o işte kolu bacağı kırılanlar Türkiye'ye de getirdiler. Şimdi, şimdi mesela Filistin şimdi niçin tepki göstermiyor? Gösteremez, göstermiyor. Çünkü yok. Biz niye göstermiyoruz? Biz gösterecek şu anda başka gündemimiz var. O zaman da varken. Bakın yani bizim işlerimiz stratejik değil taktikseldir. Ve Tayyip Erdoğan'ın çok başarılı olduğu bir taraf var. Bu Afrin operasyonundan da onu görüyorum. BAP operasyonu ve Fırat Kalkanı kesinlikle bu kadar iyi halkla münasebeti yapılmış operasyonlar değildi. Bu Afrin operasyonu hazırlanırken bunun halkla münasebeti ve iç politikadaki kullanılma şekli de çok başarılı bir şekilde, başarılı derken takdir ederek değil, teknik başarılı bir şekilde organize edilmiş vaziyette. Ve bu tamamen Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye mal ediliyor. Onun karşısında olabilmeyi cesaret eden insanlar da hain olarak vasıflandırıyorlar. Şimdi yani iktidara çok yakın ORC şirketi var. Bir araştırma yapmış. %80 küsur çıkıyor. Doğrudur yani da bana da ters geldi. Bana şey geldi, çok düşük geldi. 90 da olabilir diyorsunuz. Hayır yani %20 bu operasyona karşı varsa. Ha kimi sayıyorsun? Hani Kürt bölgesi diye söylediklerini alalım. Evet. %10. Geri kalan %10. Geri kalan da işte bir takım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok net koymuş ortaya. Senden bile fazla arkasındayım diyor. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi? Mevcut. Yani ondan sonra bakıyorum neyse. İşte bizim bir takım yazar arkadaşlarımız. Hani muhalif tavırlarıyla tanınan. Şimdi Cumhuriyet Halk yani Partisi'nin hepsi yönetimi öyle diyor. Tamam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok geniş tabanlı bir koalisyon olduğunu biliyoruz. Ya orada bir yani şey Kürt kökenli bir iki milletvekili var. Onlar mesela işte karşı çıktılar. Evet. Ha %20 bana fazla geldi. Yani belki daha yüksek olur. Olabilir. 90 geliyor. Da olabilir. Ama Türkiye'de ezici iki tane unsur olduğu %100. Bir, Amerika aleyhtarlığı var. Evet. İki, Afrin operasyonu destekleniyor. Ama peki şunu Tayyip gördünüz Erdoğan mi? Erdoğan için iç politikada oya tahvil olabilecek bir başarı. Peki şunu mesela böyle söylersem bu cümleme ne dersiniz? Doğrudur. Amerikan aleyhtarlığı kamuoyundaki en yüksek ülke Türkiye. Öyle. Ama aynı oranda Amerika'nın her dediğine bakıp ona göre davranma tavrı da Türkiye'de. Zaten onun için nefret ediyoruz. Ya ben yani, şimdi anlamıyorum. Nasıl bayram ediliyor ya? Tayyip Erdoğan'ı aradı Amerika Başkanı. Allah Allah. Kızdığımız patron. Çok mecazi manada teşbih de hata olmaz. Patrona çok kızarsınız. Aleyhindesinizdir ama patron ne diye de şöyle bir bakarsınız. Öyle bir görüntü maalesef. Yani beni bu çok rahatsız ediyor. Çünkü böyle şaşırıyorum yani. Trump'la görüştü. Ne yapayım görüşürse görüşür yani bu kadar. Şimdi sen önemsiyorsun çünkü. Önemsiyorsunuz. Bana, ben önemsemiyorum. Bana öyle sunuluyor. Bu bağımlılıktan oluyor. Yaşasın diyor, arıyor diyor. Bağımlılıktan oluyor. Bu 1980'lerden itibaren özellikle 12 Eylül'den sonraki bağımlılık son derece fazla arttı. Arkasından tasavvur buyurun ya. 2000 krizinden çıkmak için dervişi ithal ettik biz. Amerika dervişi memur olarak yolladı. Buraya geldiğinde dervişi tanıyan yoktu. Amerika memur yolladı IMF'den beraber. Dervişi yolladı. Bizim kriz toparlandı. Sonra Büyük Orta Doğu Projesi'nin icraatı için AK Parti ile anladığımız kadarından veya işte AK Parti'nin o gün başında bulunanlarından bir anlaşma yapmışlar. Büyük bir destek basından beraber AK Parti iktidara gelmesine de bir ölçüde de destek oldular. Bütün bunlara baktığınız zaman globalleşmiş dünyada 50-60 milyar dolar sıcak para gelmeden yaşayamıyorsanız ne yapacaksınız? Bugün Wall Street'den City sizin bu sıcak para kaynaklarınızı kesse sen Rusya'dan Çin'den mi senede 60 milyar dolar bulacaksın? Katar
kendi canını kurtarmak için Amerika'ya 150 milyar dolar para öderken sana para mı yollayacak? Evet, hayır, şimdi mesela böyle şeyler var efendim. Şimdi Kanal artı, İstanbul yapılıyormuş artı, orada Katar muazzam yatırım yapacak. Kanal İstanbul'u eğer yapılacak olursa o zaman ciddiye alır konuşuruz. Ben bugün ciddiye almıyorum Kanal İşte İstanbul'u. Onu diyor, hayır ama yani şu anda gazetelerde. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Olacak iş değil. 30-40 milyar euro parayı oraya yatıracaksınız. Ranttan başka hiçbir imalat şeyi yok Türkiye'ye. Ve göğe oradan gemileri geçireceksiniz. Hesap ettiğiniz gelir Panama'nın 6 misli, Süveyş'in 4 misli. Buna hayal bile denemez. Buna saçmalık denir. Bu kadar açık söyleyeyim. Onu bir tarafa bırakalım. Yani bu olacak iş değil. Ayrıca ne olur? Sizin bu şekilde şeyiniz bozulmaya başladıktan sonra, kamuoyu nezdindeki intibanız bozulmaya başladıktan sonra, Avrupa'ya yaptığınız ihracat, Amerika'ya yaptığınız ihracat bozulur, düşer, sıcak para gelmez. Arkasından bir de üstüne buraya ithalat mallarına sıkıntıya düşersiniz. Enflasyon yükselmeye başladı. Bu Halk Bankası filan meselesinde ceza çıkarsa, ki inşallah çıkmaz ama çıkacak görünüyor maalesef, sizin borçlanma maliyetleriniz artacak. Yani bir taraftan 50-60 milyarı ekstra bulmak durumundasınız. Mevcut borçları çevirmek durumundasınız. Bir de bunları çevirirken 1-2-3-4 puan ekstra maliyet ödemek durumundasınız. Onun için biz Batı'yla kavga etmeyi falan bırakalım. Tekrar şöyle özetleyip bu konuyu kapatayım müsaade ederseniz. Bu konudaki bütün şeyler neyse aktörler bunlarla uzlaşarak, konuşarak, diplomasiyi de yürüterek ki Mevlüt Çavuşoğlu büyük bir gayret sarf ettiğini söylüyor. Ediyordur da muhakkak çünkü evinde yattığını bile görmüyorum adamın. Bu durumda biz diplomasiyle bu askeri harekatı tamamlayıp bunu bu şekilde halletmeye çalışmamız lazım. Yoksa Türkiye'yi çok zor günler bekliyor. Tabii mesela o bakanların çalışması, Tayyip Erdoğan'ın sözlerini kesmiyor ki hiç. Yani hani böyle bakıyorsunuz işte hani Amerika mesela bir şey öneriyor. Diyor ki işte 30 kilometre güvenlik sınırı. Hani bak yani bir geri aldım bu aslında. İşte, yani bir anlamda diyor ki yani 30 kilometreyi bırakayım. Yani oralardan roket moket atma mesafesinin dışı. Tamam. Sızmamız mı araları da boşalttığımız tamam. Zaman falan. Ama arkasından Tayyip Erdoğan şimdi bundan memnun olmaz mı Can Bey? Tayyip Erdoğan ben bağırdım çağırdım adamlar geri attı diyebilir. Böyle ama de düşünebilir. Ama benim gördüğüm yani sürekli gerdirmeden gidemiyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık desteği kendi şeyleri bile yani ya ne oluyor niye bu kadar sert destek veriyorsunuz? Şimdi beğenmedi ve en sonunda yani yok sayıyor. Şimdi neden gerdirmeden? Bu gelinen noktaya kadar maalesef son 15 senenin edilgen politikaları var. Bizim ciddi alınmamız için sertleşmemiz gerektiğini düşünür hale geldiler. Çünkü bundan evvelki 15 seneye baktığınızda ilk itilaflar başladığı zamana kadar yani işte Davutoğlu dönemleri filan Tayyip Erdoğan Davutoğlu dönemlerine kadar biz her denene evet ağam dedik. Hiçbir şeye itiraz etmedik ki biz. 1 Mart tezkeresini bile arkasından 3 ay 4 ay sonra bir katakulliyle tezkere çıkmış gibi icraat yaptı. Öyle ama yani iş işten geçmişti. İş işten geçmişti falan. Şimdi ondan sonraki icraat dönemine baktığınızda istenilen hemen her şeyi yapan bir görüntü içindeyiz. Şimdi tam konuşurken geldi. Nedir? İlginç. Hani dedik ya 30 kilometrelik güvenli bölge mesela Türkiye ne diyecek falan. Çavuşoğlu demiş ki Amerika ile geçmişe yönelik o kadar çok güven sorunumuz oldu ki doğru. Şimdi bunu böyle iyice bakmadan değerlendiremeyiz haklı. Diyor. Haklı. Amerika bize güven duymuyor. Biz onlara güven duymuyoruz ama bu meseleleri yine konuşarak halletmek lazım. Şimdi benim Türkiye'yi gördüğüm kadarından en rahatsız eden konu Zarrab, yeni gelebilecek davalar. Halk Bankası ve arkasından dosyaya konulması ihtimali olan isimler. Bu Türkiye'yi çok rahatsız ettiği %100. Türkiye bundan rahatsız. İki FETÖ. FETÖ hala orada ya. FETÖ'nün CIA ile bağlantıları sonuna kadar çıkmış vaziyette. Amerika'da utanmadan diyor ki bütün bu ilişkileri konsolosluğunda kuran adamı çıkart dışarıya bana ver. Zarrab'ın davasında dinlenen şahitlerden bir tanesi FBI tarafından buradan koruma altına alınıp Amerika'ya götürülmüş bir polis
FETÖ'cü polis. İşte itirafçı gibi ama bakıyorlar. Yani itirafçı da olsa yani bunu şimdi kolay kolay Türkiye'nin bunun kabul edebilmesi. Ha, Türkiye'nin kabul edilmesi değil, ben niye götürdüğünü söylüyorum. Niye götürdüğünü yani, biz de biliyoruz. Hani adam diyor ki yani ben diyor bunu şimdi ne yapayım. Türkiye itimadını bundan kaybetmiş vaziyette. Türkiye zannediyor ki oradaki hukuk filan sistemi nasıl çalışacak? Trump diyecek ki açacak telefonu Türkiye'deki alıştıkları şekilde. Efendim şu adamları bırakın bakalım falan, şu dosyaları şu hale. Olmuyor Amerika'da bu. Amerika'da şimdi bu olmuyor. Cevaben aynısını söylüyoruz. Efendim burası hukuk devleti şimdi. Ama işte fark şu. Onların orada yapamadığını gerçekten biliyoruz. Ama bütün dünya bizim bunu yaptığımızı biliyor. Tabii. O zaman da tabii söylediğin. Demin dediğimi de yapabilirler. Komik oluyor yani. Ben şey yapamıyorum. Onun için yani bir Amerika ile sıcak karşılaşma ihtimali ya var. Kadar yükselebilir bu iş. Onu yani... Hani Amerika'nın da ben göze alacağını düşünmüyorum. Ha, Amerika'da, onun için de şimdi, o ok atıldığı tabii, andan sonra tabii, ne yapacağını yani o da o ne yapacak? Ya Ankara'ya mı gelecek yani? İran'da sefareti bastı İranlılar. 444 gün esir evet. tuttular onları. Sonunda da takas yapmak mecburiyetinde kaldı. Amerika'dan yani bakın biz bazı korkuları onlara ehemmiyet vehmettiğimiz için korkuyoruz. Lan işte bu ama kötü. Bence bu iktidarda daha fazla. Var. Reel tarafları da var korkmanın gerektiği, korkulması gereken. Ama bir de ben bilmiyorum ama Zarrab dosyasının içinde daha neler olabileceği konusunda herhalde Tayyip Erdoğan ve etrafındakilerin peki, daha fazla Amerika şunu yapabilir mi? Ben yani bunu ısrarla söylüyorsunuz da şunu anlamaya çalışıyorum şimdi bundan. Amerika bunu durdurma ya da yok sayma gibi bir operasyon yapabilir mi? Yani Erdoğan'ın talepleri zannetmem, üzerine. Hayır bu iş daha büyüdükten sonra belki bir türlü... Cezalar verildikten sonra cezaların miktarları belki bir pazarlık unsuru olabilir. Çünkü o hukuki değil, o idari. Yani Halk Bankası'na kesilecek olan cezayı bakanlık kesiyor. Mahkeme kesmiyor. Mahkeme şu kadar ceza verin filan demiyor. O başka bir makam, idari bir karar veriyor. Orada pek tabii ki siyaset ve uluslararası ilişkiler... Ama diğer davanın devam etmesi ve başka sanıklar için. Çünkü bu dava herhalde tek sanıklı değil. Ayrıca da zaten alınan karar mesela herkes şey özellikle yandaş medya işte kara para aklamadan suçlu görünmedi. Ya tehlike zaten o. Keşke görünseydi diyorum ben içimden. Çünkü ben o zaman hani bu adam 3-5 rüşvet işiyle değil, kara tamamen, para akladı. Hayır sen yapmadın diyor. Bunu kara parayı aklayan sen değilsin diyorlar. Sistematik olarak. Ve o zaman demek ki bunun arkası gelecek diye düşünüyor insan. Tabii. Geleceği de söyleniyor. Bazı zaten iki tane bakanımız listenin içinde. Zaten onlar girdi zaten yani. Zaten onlar girdi. Beri. Onun haricinde başka kimler girer, ne şekilde girer, diğer bankalar ne şekilde sokulur. Ya bu Zarrab meselesini başta hangi akıl bir zibi diye, 20 küsur yaşındaki zibi diye Türkiye ile İran'ın arasındaki ticaretin tekelini verdi ya. Yani Türk bayrağının önünde konuşturan mantık o zaman öyle. Ne zamanki Amerika devreye girdi bu sefer de FETÖ'nün oyuncağı yani. Onu da anlamak tabii çok zor. Hani Amerika mı FETÖ'yü kurdu, FETÖ mü Amerika'yı kurdu gibi bir şey var şu anda. Yani Beyaz Sarayı idare ediyor diyorlar. Peki o zaman FETÖ Amerika'nın kurduğu bir teşkilat mı? Hangisini kurdu yani? Valla CIA ve Amerika'daki bazı organların FETÖ'yü koruduğu konusunda bir tereddüt olmaması lazım. Benim de yok. Ama şeyi de abartırsak hani Beyaz Saray'da FETÖ'cü, CIA'da FETÖ'cü, FBI'da FETÖ'cü. Onların getirdiği şeyle 17-25 Aralık açıyor. Acaba 17-25 Aralık FETÖ'nün değil de yoksa Amerika'nın operasyonu muydu? Hepsi soru işareti. Yani ben şimdi FETÖ diyorlar ama hani FETÖ'nün çok artık çok belli ki FETÖ denilen tamamen bir taşeron ahlaksız bir örgüt. Yani dini satıp biraz da işte bu AKP'nin kadrolarının henüz aklının ermediği ya da eğitimlerinin yetmediği alanlarda buraları doldurdular. Bir de bu işte soldan gelen liberalleri aldılar. Onlar da entelektüel birikimi sağladı. Bunlar da teknolojik altyapıyı bir de pis işleri yaptılar. Yani ne kadar ahlaksızca, vicdansızca iş varsa onları yaptılar. İşte AKP yaptılar Genel Başkanı'nın dediği gibi aptalları yürüdüler. Burada kaldı. Onlar evet. içeride. Evet. Akıllıları kaçtı. Yani daha akıllı olanlar gitti. Hatta kaçırıldılar. Yani kaçırıldık belki ha yani ama bu çurçur takım şu anda burada içeride hepsi evet. ya da işte sürünüyorlar. Hepsi değil. Bir kısmı sürünüyor. Bir kısım çurçur takım içeride. Ben hala operasyonel olarak FETÖ'nün bittiği kanaatini taşıyorum. Ama tabii yani iktidar partisindekiler henüz ayıklanmadı ki. Yani yoklarmış onlar ama. Öyle bir şey çıktı. Onların olmadığı çıkıyor ortaya. Valla onların olmadığı
yaptığın, ya bu konuyu konuşmak bile istemiyorum çünkü abesle iştigal. Beraber yürüdüğünüz, bütün kadroları teslim ettiğiniz, aranızda 200-300 milletvekilinizin arasında neredeyse FETÖ'yle çekilmiş fotoğrafı olmayan bir durumda sizin bu şekilde hareket ediyor olmanız, gidenleri yolladıklarınızla sadece metal yorgunluğundan izah etmeniz pek akla filan sığmıyor. Pek de inandırıcı olmuyor. Yani değil mi? Kendi kendilerine yani belki inanıyorlardır ama. Bakınca. Peki iç siyasette olmuyor. O zaman biraz CHP bakalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de bir kurultaya gidiyor. Mesela bu kadro kurultaydan sonra bir baskın seçim olsa Türkiye'deki siyasi yelpaze ne olur sizce? Şimdi baskın seçim, bakın bu seçim meselesine 3-5 dakika vaktimiz varsa bakıyorum. Konuşalım. Yok, bir 7-8 dakikamız var. Şimdi şöyle diyeyim, herkes bir cumhurbaşkanı adayı kim olacak derdinde bu benim için birinci mesele değil. Bence de değil. Evet. Birinci mesele evvela adil bir seçimin doğru dürüst bir sistemden yapılması. Bunu konuşmak lazım. İki, parlamento aritmetiğini ben cumhurbaşkanı kadar hatta daha önemli görüyorum. Çünkü eğer siz parlamenter rejime dönmek istiyorsanız bunu ancak parlamentoda oy çoğunluğunuz varsa yapabilirsiniz. Yoksa hiçbir şekilde yapmanıza imkan yok. Artı cumhurbaşkanı kimden olursa olsun cumhurbaşkanını destekleyen ittifak, koalisyon veya parti iktidarda değil ise o cumhurbaşkanının çalışması da kolay bir çalışma olmaz. Zor bir çalışma olur. Yani o meclisten yani şöyle çalışamaz. Diyelim, parlamentoda muhalefet çoğunlukta ama Tayyip Erdoğan başkan oldu başkan, mesela. Başkan sıkıntı. Ya da tersi. Tersi. İlk turda %45 falan oy alarak mecliste çoğunluğu AKP evet. ele geçirdi ama muhalefetin daha sonra adayı, zor mu olur o zaman? Çok zor olur. Tamam. Dolayısıyla benim sistem o zaman sakat. Bir şekilde %100 bir zorluk yaşanacaksa bu sistemde var bu risk. O zaman muhalefetin evvela düşünmesi gereken parlamento seçimlerine hangi sistemden gideceğiz? Adil bir seçim yapabilecek miyiz? Seçimlerin sonucunu tayin edecek YSK geçen seferki gibi acayip işler yapacak mı, yapmayacak mı? Ve seçim bittikten sonra sonuçları gürültüsüzce, demokratik bir şekilde, hukuki bir şekilde işleyecek mi? Evvela buna kafa yormaları lazım. Buna hiç kafa yorulduğunu falan görmüyorum muhalefette. Şimdi şeye baktığınız zaman aritmetiğe, bilmiyorum aritmetik ne ifade ediyor. Sondajlar, geçen gün bir arkadaşım şeyi dökmüş. 6-7 tane anket şirketinin yaptığı anketler var. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi, Tayyip Erdoğan diye ağzımız alıştı ama AK Parti Tayyip Erdoğan bir manada. %42, %48 bantında gösteriyor. CHP'yi hepsi sözleşmişsine 23-26 arasında gösteriyor. Aslında 23 de pek yok. Yani 25-26 orada oturuyor yani. Bu arada en hayret ettiğim İyi Parti'yi %3 gösteren de var. Konsensüs. İyi Parti'yi 20,2 de gösteren var. Gezici. Bilmiyorum hangisi doğru yani. 10 kat fark var. 10 kat yani fark var. Muazzam yani 7-8 fark var. Bir de HDP'de de böyle bir şeylik var. Yani evet. Üçüne göre baraj altı, ikisine göre evet. baraj üstü. Şimdi ben aday maday filan düşünmeden evvel bakın ne kadar dışlayıcı bir şekilde oturuyor Tayyip Erdoğan. Devlet Bahçeli'yi de alıyor ki Devlet Bahçeli şu anda o idare ediyor gibi bir durum var. Ben o komplo teorilerini filan bir tarafa bırakıyorum. Devlet Bahçeli iktidar olma çıtasını o kadar yükseğe götürdü ki kendisi olmadan Tayyip Erdoğan iktidara gelemeyecek bir duruma geldi. Dolayısıyla seçim sistemi ne olacak? Yasalar ne şekle gelecek? Seçim bülteni pusulası ne şekilde olacak? Daraltılmış bölge mi, dar bölge mi, ittifak mı? Sadece bu ikisi konuşuyorlar. Kimseyi dinlemiyorlar bile. Dinleme ihtiyacı bile hissetmiyor. Küçük %50'yi geçtiğine inanıyor bir kere. Şimdi böyle bir demokrasi olarak. Ve hukuk devleti yoktu. Olur mu ya? Böyle bir demokrasi ve hukuk devleti olur mu? Tayyip Erdoğan'ın demokrasi, hukuk devletinden zaten alakası yok. Demokraside de çok büyük bir yanlışlığı var. Demokrasi çoğunluk rejimi değildir. Çoğulculuk rejimidir. Azınlıkların, azınlık derken %49'un bile haklarının meşru olarak korunması ve dikkate alınması rejimidir. Almanya hükümet kuramadı diyorlar. Güzel. Almanya'da işler aksadı mı? Hiçbir şey olmadı. Aksamaz. Çünkü kurallar rejimidir demokrasi. Hukuk devleti ve demokrasi kurallar rejimidir.
Orada iktidar aylarca boş kalsa, aynı şey Brüksel'de de oldu, Belçika'da, aynı şey Hollanda'da da olabiliyor, aynı şey İzlanda'da da olabiliyor. Bunlara baktığınız zaman kurallar rejimi getirilmiş ülkelerde hükümetin koalisyon olması veya olmaması çok fazla bir şey fark etmez. Bunlar sadece dış politikada ve genel hatlarda bunları tartışabilirler ve onları da mutlaka meclise götürmek ve destek almak durumundan yaparlar. Onların hiçbirinde de %10 barajı gibi inanılmaz bir antidemokratik baraj söz konusu değildir. Siz şimdi hem de barajı tutacaksınız %10'da, hem daraltılmış bölgeyi getireceksiniz ki o da bir baraj demek bir yanda. Çünkü daraltılmış bölgenin içinde DONT sistemini uygulamazsanız daraltılmış bölgede birinci olan parti hepsini alıyor. 5 milletvekili ise daraltılmış bölge 5'ini birden alıyor. %10 barajına da HDP'yi taktığınızı düşünün. Daraltılmış bölgede bağımsız seçileceklerin seçilme imkanlarının çok daralmış olduğunu düşünün. Ne yapacaksınız? Tek parti kalıyor. Olmaz. Bunlar evet. Da demokrasi denmez. Süremizi bitirdik. Bugün de. Evet değerli izleyiciler. Bugün de Emin Şirin'le birlikteydik. Yayınımızı burada noktalayacağız. Yarın haftanın son günü. Şimdi şu sıralar Davos'ta hani o meşhur One Minute olayının yaşandığı Davos gene bu senede tekrarlanıyor. Türkiye'den de çok giden vardı. Orada bir takım kararlar çıkıyor. Yarın ekonomist Bartu Soral Ankara'dan geliyor ve hem Afrin operasyonunun ve diğerlerinin ekonomiye yansıması hem de bu son Davos toplantısının Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye'yi zora sokacak ya da rahatlatacak olan bölümlerini sizlerle sıcağı sıcağına paylaşacağız. Evet, yarın saat 11'e kadar hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Halk Kitabevi Yazı İşlerini sundu.